Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast'ta en sonunda hoş geldiniz. O kadar istediniz. Başladım en sonunda. Başlayacağım. Birazcık dün birazcık başladım bu akşam, bu sabah. Video çekmeye çalıştım ama olmadı. Webcam'im sorun çıkardı, o yüzden webcamsiz başlayacağım şimdi en baştan. Tabii ki normalde oynayacağım. Yemiyor. Arkadan şöyle şu rüzgar geliyor, şuraya bir bakmam gerekecek. Şimdi. Outlast diyor, işte şiddet falan içeriyor diyor, bayağı bir şey içeriyor diyor. Türkçe şey yok oyunun. Türkçe ya var da, Türkçe yaması var ama ben kurduğum zaman oyun hata verdi, o yüzden şey yapmadım. Neyse, ben size anlatayım ne olduğunu. Ben bir haberciyim. Ben buraya incelemeye geldim, bir tımarhaneyi. Tımarhane demeyeyim, hastaneyim. Hastaneyi incelemeye geldim, tımarhane çok ağır oldu, çok ağır oldu diyor. Hastaneyi incelemeye geldim. Şu mikrofonu hazır, şöyle yapalım, evet. 5 dakika. Tamam, sesle ilgili bir problem vardı. Gittim baktım, hemen hallettim. Gördüğünüz gibi şurada sallanan kart, press, yani basın kartıyla giriyoruz içeri. Hiç fark edeceğini zannetmiyorum. Zaten içerisi cehennem gibi olacak. Ve kabuslar evini de gördük şuradan, hastanemizi. Şu anda hiç gerilmiyorum, bilmiyorum neden böyle. Şu anda gerilimim yok. Araba, bu şirin, mütevazı, güzel bir araba. Biz bu arabanın içinde kalalım bence. Ya direkt bu arabayla dağılalım içeri. Kapılar falan arabayla kıralım, sağlamsa. Hoş, onunla bir fark edeceğini zannetmiyorum ama. Mount Massive Asylum. Ben bunun videolarını kimde izlemiştim ya? Böyle büyük YouTube kanalların birinde izlemiştim. İlk çıktığı zaman oyun. Kimde izledim? Ya PewDiePie'de izledim ya da başkasında izledim. Emin değilim. Hiç emin değilim. Markiplier'de mi? Bilmiyorum. Onların birinde izledim. Neyse, dışarı çıkalım biz de. Ben PewDiePie sayesinde başladım buna. Onun videolarını falan gördüm. Ondan sonra başladım ben YouTube'a. İşte burada diyor ki bir tane e-mail geldi buradan. İşte yeni DLC var hatta, Whistleblower diye. Orada oynadığımız karakter yolladı bu e-maili. Şimdi araştırmaya geliyoruz bunu. Buraya araştırmaya geliyoruz. Orada ben 3 tane şey gördüm. Abi de böyle bir olay var. Kamerayla her şeyi kaydedeceğiz. Hah, böyle laf falan bakıyoruz. Şöyle şey yapıyoruz. Zoomluyoruz falan. Bu da şey, gece görüşü. Pil var, pil toplayacağız. Dosya var, dosya toplayacağız. Hatırladığım kadarıyla. Evet, kötü fikir. Geri dön. Hayatın en büyük hatasını yapıyorsun şu anda. Neyse. Şuradan içeri girelim bakalım ne var ne yok. İçeri girebilir miyim? Lütfen içeri gireyim. Teşekkürler. Burası şu anda çok güvenli gözüküyor ama. Neyse. Şuradan rafa bakalım. Bir şey yok gibiydi sanki burada ama. Abi bir şey koyar insan buraya ya. Neyse. Şurada hiçbir şey yok. Oyalamadan direkt geçelim değil mi? Hah, böyle şey yapıyoruz. Şunu böyle basılı tutarsam yavaş yavaş açıyor. Sağ mouse tuşuyla da kameraya şey yapıyoruz. Ayarlıyoruz işte. Sol üst tarafta süre var. Daha 15 saniye olmuş diyor ama 15 saniye olmazdı. Evet, koşmayı söylediğine göre herhalde yakınlarda bir şey olacak. Girelim bakalım burada neler var neler yok. Burada mı gireceğiz? Boşver, şu kapıları ilk önce bir deneyim. Çok hoş bir atmosfer var şu anda havada. Tamam, buraya giremiyoruz. Oho. Neredeyiz ha? Şurada zırhlı araçlar var. Zırhlı araçlar nereden gelmiş? Demek ki acil bir durum var ama insan yok içinde. Belki içinde insan vardır. Oho. Dışarıda insan var. Ses geliyor ama bilmiyorum, belki araçların içinde bekliyorlar. Belki sürpriz yapacaklar. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bu ne? Ben geldim. Açın kapıyı. İçeride birisini göremiyorum. Dışarının yansımasını görüyorum ancak. Mount Massive Asylum diyor. Mount Massive Hastanesi. İyi, çok hoş. Devam ediyoruz. Oba, 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 oba. Çok süper bir şekilde. Evet, eğiliyoruz. Klasik GTR'de zaten eğilme. Oyunu kaydettiğine göre bir şey olacak.
Biraz sonra bir şey olacak. Şu figürü beni izliyor zannetmiştim en son. Neyse, şunu açalım. Evet, çok güzel sesle çıkardık. Açmaya çalış. Ha, demek böyle bir olay var değil mi? Tamam. Aşağıya insan. Bittik. Conquer Directive. Yani şu kamerayı şey yaparsak, şöyle açarsak zoomlayabiliyor muyuz? Daha iyi bir görüntüye, şey, evet, ayaklarımızı yıkadık, serinledik böyle yaz akşamı. Yukarı doğru çık. Ya müziği şimdi koymayın ya, olmuyor ama. Yapma, müzik olmaz. Yukarı mı çıkacaksın? Oo, eller güzel. Eller güzel. Yani el şeyleri iyi ayarlamışlar, grafikler falan iyi yapmışlar, hoşuma gitti. Şu anda aslında hoş bir atmosferi var. Yapma, şu sesi çıkarma, şu müziği çıkarma. Şu müziği çıkarma. Gidelim bakalım. Yok öyle iş, yok öyle iş. Olmaz. Çabuk koş. Çabuk. Aç şu kapıyı. Hah, şöyle etrafa bir bakalım. Evet, şurayı kapatmışlar, boşu boşuna kapatmamışlardır bence. Yok. Etrafa bir bakalım şöyle. Evet, burada dal çarpıyor. Burada kitaplar falan var. Televizyonu açık bırakmayın ya. Yayın geliyor sonra, şey oluyor. Neyse. Merhaba. Kapan lütfen. Morin, markası Morin. Kapatamıyorum televizyonu. Televizyon düğmesi yok, şeyle çalışıyor bu yeni model. Direkt ses komutuyla çalışıyor. Pek de içerisine giresim yok şu anda. Şöyle yavaş yavaş açalım ama. Ya şuradan geçince bir şeyler olacak. Onun farkına vardım. 5 dakika. Evet, şuradaki ışığa bir şey olacak herhalde. Öyle görünüyor. Işık böyle yanıp sönüyor sürekli. Harika. Kam. Çok iyi. Zaten ben de bunun için gelmiştim buraya. Neyse. Ya çarpma şu kapıyı şöyle ya. Kapatamıyor musun şunu yavaş yavaş? Ne yani, kapattığın zaman şeyler şey yapmıyor. Adamlar hassas mı bu konuda? Kapattığın zaman gelmiyorlar. Şey yaptığın zaman geliyorlar. Açtığın zaman geliyorlar. Bu ne? Ha, pil bu. Pilleri alalım. İnternet yok. Yardım falan isteyelim birilerine. Ya çağırın polisi işte gitsin. Allah Allah. Nedir bu yani? Ne? Neyse. Dal gene çarpıyor. Yavaş yavaş açalım şurayı. Evet, kan buraya doğru gidiyor. Şurayı bir açalım biz genelde. Kesik telefon var. Yavaş yavaş kapatalım biz bunu. Ne çarpıyorsun kapıyı ey insan? Yalvarırım, çarpma ya. Tövbe tövbe. Neyse, bu ne? Dokument. Dosya varmış burada. Neydi? J. Billy diye bir tane hasta varmış. Lucid Dream görüyormuş. Lucid Dream rüyada olduğunun farkına varmak. 4 tane 4. seviye hormon vermişler adama. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi boğaz sorunu yokmuş adamın. Yani neden rüya gördüğünü anlamaya çalışıyorlar. Erosit denilen bir tane hücre türü var. Onları ayırmaya çalışmışlar. Başarısız olmuşlar. Son derece endişeli izliyorlar. Ne dediğini anlamıyorum şu anda. Annesinin Murkoff şirketine ve bu hastaneye karşı açtığı davayı sordu. Bu güvenlikte inanılmaz bir ihlal demek. Doktor Trager'ın şey, kan rüyaları hakkında bir şeyler iddia ediyormuş. Bir
Bir tane Dr. Trager, Richard Trager var, Dr. Trager var. Herkes sorgulanmalı diyor. Wall Rider projesi. Ha, bu Wall Rider başımda çok bela olacak, ben bunu hatırlıyorum. Yavaş yavaş açalım şunu ya. Yavaş yavaş aç gitsin ya. Merhaba abi, o kapı kapandı. Ben o kapıyı kapatmadım. İzin verin ben bu tarafa doğru hafif hafif yol alayım. Tamam. Ya o tarafa doğru gideceğiz. Yapacak başka bir şey yok. İşareti verirler. Şerif fişeğini sıklar havaya. Buraya gitmezsek. Buraya gideriz. Burası açılıyor mu? Merhaba. Evet. Kapı kilitli. Şuraya açabiliyor muyuz? Hayır. Orada da kan var. Çok harika. Şunu yavaş yavaş. Çarp kapıyı. Kimse duymaz zaten. Evet. Harika. Uyandırdık adamları. Bari bir kola falan alayım. Alamıyorum. Burada kan falan var. Şu tarafa doğru bir gidelim. Burada iğrenç bir şeyler var. Yanında kola var. Kolanın üzerinde kan izi mi var? Galiba. Bilmiyorum. Renk de olabilir. Aa, ayak izim. Ayak izim ortaya. Aa, şimdi anladım. Şimdi burada yaratıklar falan sizi kovaladığı zaman demek ki ayak izi bırakmamanız gerekiyor. Ben onu öğrendim. Tamam, anlaşıldı. Buzdolabını falan açalım, bir şeyler yiyelim. Yiyemiyoruz. Buradan çıkacak bir şey de yemem zaten. Yukarıdan kanlar damlıyor. Kan damları var. Çok harika. Bu ne? Ha, yukarı tırmanabiliyoruz. Tırmanalım. Yapacak daha işimiz mi var? Evet, gene iğrenç bir müzik çalmaya başladı. Merhaba. Ova. Merhaba. Selam. Oraya baştan gidersek kapı kapalı mı olur? Acaba? Bir bakalım. Biz bir gene bir bakalım. Aa, pis herif. Kapıyı kapat. Kilitledi. Arkamızdan kilitledi. Bize tuzak kuruyor herif. Gene ne oluyor ya? Evet, belli, oradan adım attığım belli yani. Ayak izlerim kalmış orada benim. Şurası var. Gideyim mi buraya ben? Gideyim. Bence bir gideyim. Etrafa falan bakayım, neler var neler yok. Aşağıda böyle bir şeyler var. Evet, bunu açamıyoruz. Ne yapacağız? Ha, şurası var. Kütüphane. Kapat o kapıyı, kapat. Çık yukarı çık. Tövbe. Merhaba. Burası asma, Babil'in asma bahçelerinde dönmüş. Çok harika. Var mı burada bir şey? Adam var. Çok harika. Merhaba. Oh, tövbe yarabbim, tövbe. The variants. You can't fight them. Harika. You have to hide. You can unlock the main doors for security and control. Çok harika. Okay. Kimden bahsediyor bu adamımız? Böyle saçma sapan hareketler yapmayalım lütfen. Tamam, bu aradan geçeceğiz herhalde. Hadi geçelim aradan. Ne? Adam! Şşş.
birilerin bir şeyler mırıldan ya. Aleykümselam. And who are you then? Sen Trager mısın? Doktor Trager. Çok fena hastalarınız var. Acıyorum size. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ne? Bir şeyler yapacakmışız. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Tüp, tamam. Bu kadar bana yeter. Ben bu kadardan daha... Ahey! Hala kamera bende. Yok. Yok. Olmaz. Daha fazlasını kaldıramam. Bugünlük bu kadar bana yeter. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız ben butona tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.